okumuş olduğu coğrafyanın her tarafında sözlü Profesör Doktor Canlıbek Götöş Fakayızlayı Profesör Saralay Bayan Damacasadır. Teşekkür. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Eline geçen herkesten Allah razı olsun. Bu sempozyumda da Türk dünyasının değişik bir... Kızlarda geleneksel spor oyunları ile ilgili konuştu. Gerçi Kırgızca konuştu. Ben onu pek anlamadım ama kesilen dananın ve keçinin olmak üzere Osmanlı'da spor olarak cirit. Oyunların kategoriyaları, atanmaları... Spor oyunları ile ilgili ne olabilir dediğinde... Değerli katılımcılar, şimdi sonuç bildirgesi kısmına geldik. Müsaade ederseniz arkadaşlarımız bir taktik çalışma yapmışlar. Onu Cengiz Bey sizden rica edelim okuyun. Sonra salonun görüşünü alarak son şeklini verelim. İnşallah bu bildirge bir dahaki kongre, sempozyum için iyi bir yol haritası olur. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na bağlı Kırgızistan halklarının tarihi ve kültürel miraslarının Muras Fonu, 2. Dünya Göçmen Oyunları Sekreterliği'nin işbirliğiyle düzenlenen Türk halklarının geleneksel spor oyunları 2. Uluslararası Sempozyumu, dünyanın değişik ülkelerine mensup tarihçi, halk bilimci, dilci, beden eğitimi ve spor alanında çalışmalar yürüten çok sayıda uzmanın bir araya gelmesi ile 2 gün boyunca sempozyum temasıyla ilgili bilgi üretimine, mevcut bilgilerin yeni bakış açılarıyla değerlendirilmesine vesile olmuştur. Söz konusu sempozyum, Türk Konseyi'nin 2012 yılında aldığı karar çerçevesinde ilki 2014 Eylül ayında, ikincisi içinde bulunduğumuz yılın Eylül ayında Kırgızistan'da Dünya Göçmen Oyunları 2016 adıyla gerçekleştirilen oyunların akademik altyapısını zenginleştirme maksatıyla düzenlenmiştir. Sempozyum süresince sunulan tebliğler, tartışılan konular ve verilen bilgiler, sempozyuma konu olan Türk halklarının geleneksel spor oyunları meselesinin ilmi açıdan incelenmesi, tarihi köklerinin araştırılması, bugünkü durumlarının tespiti, ulaşılan sonuçların geniş bir coğrafyaya yayılmış bulunan Türk halkları arasındaki ortak bağları ve değerleri pekiştirmesi, ortak duygu, ideal ve geleceğe yönelik amaçlarının güçlendirilmesi noktasında yapılması gereken pek çok husus olduğunu ortaya koymuştur. Bu bakımdan meselenin ileriki yıllarda daha sistematik, düzenli ve ısrarlı bir şekilde ilmi seviyede ele alınması, araştırmaların ve incelemelerin derinleştirilerek sürdürülmesi gerekli görülmektedir. Bu bağlamda 13 maddelik teklif ortaya konulmuştur. Birincisi, günümüzün aktüel meselelerinden biri olan göçebe ve yerleşik Türk halklarının geleneksel spor oyunlarının önümüzdeki yıllarda daha sistematik, düzenli ve ısrarlı bir şekilde ilmi seviyede etraflıca araştırılması, bu çerçevede bilhassa üniversiteler seviyesinde ilmi çalışmaların yapılması, 2. Türk kendisi tarafından desteklenen Türk halklarının geleneksel spor oyunları, olimpiyat oyunlarının alternatifi olarak düşünülebilir. Söz konusu oyunlar ileriki yıllarda Türk dünyası olimpiyat oyunları şekline dönüştürülerek daha kalıcı ve düzenli hale getirilebilir. Bu amaca ulaşmak için bugün Türk genişliği çatısı altında belli başlı Türk devletlerinin yönetim kademelerine kadar sahiplenilen Türk halklarının geleneksel spor oyunları meselesinin önümüzdeki yıllarda da aynı kararlılıkla desteklenmesi. 3. Batı dünyasındaki olimpik spor branşları etrafında çok büyük paralar dönmekte, bu alanda binlerce kişi istihdam edilmektedir. Geleneksel Türk sporlarında da bu potansiyel fazlasıyla mevcuttur. Bu münasebetle geleneksel spor dallarımız markalaştırılması, marka değerleri oluşturularak pazarlanması, yapılacak marketing çalışmalarıyla geleneksel Türk sporlarının tam bir sektör haline dönüştürülmesi ve böylece söz konusu sporlarımızın bütün dünyaca tanınmasına, yetişen gençlerimize yeni hareket ve iş alanları açılmasına yönelik çalışmaların başlatılmasına, 4.
geleneksel Türk spor oyunları içinden değişik coğrafyalarda yaygın olarak oynanan kök börü ve cirit gibi oyunlarımızın UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilip tescillenmesi için girişimlerde bulunulmasına, 5. Türkçe konuşan ülkelerde geleneksel spor oyunlarıyla ilgili periyodik konferanslar, sempozyumlar ve kongreler düzenlenmesi, bunların geniş halk kitlelerine tanıtılması için periyodik geleneksel Türk spor oyunları fuarları düzenlenmesi, 6. Geleneksel Türk spor oyunlarının coğrafi dağılımını net bir şekilde ortaya koyacak bir atlasın hazırlanması, bunun gerçekleştirilebilmesi için tarih, etnoloji, arkeoloji, dil, folklor ve benzeri alanlarda uzman ilim adamlarından oluşacak bir heyetin oluşturulması, 7. Tarihi derinliğe ve kültürel zenginliğe sahip geleneksel sporlarımızın en iyi şekilde anlatan kitaplar, dergiler, broşürler, bilimsel çalışmalar, filmler, fotoğraflar, resimler bir araya getirilerek geleneksel Türk sporları kütüphanesi kurulması, bu çerçevede dijital bir kütüphane oluşturularak dünyanın her yerinden araştırmacılara açık hale getirilmesi, 8. Geçmişten günümüze kesintisiz devam eden geleneksel sporlarımızı en iyi şekilde anlatan spor aletlerinin, kıyafetlerinin ve eşyaların bir araya getirildiği bir geleneksel Türk sporları müzesinin kurulması, 9. Geleneksel oyunların her biri için kalıcı kurallar belirlenip bunların genel standartlar haline getirilmesi, bu kurallar tespit olunurken halkların tarihi, kültürel özelliklerinin dikkate alınması, bu çerçevede uluslararası ve ulusal spor yarışmalar düzenleme sisteminin geliştirilmesi, 10. Bu çerçevede gerçekleştirilecek oyunlar ve yarışmalar için uluslararası ve ulusal spor yarışmaları düzenleme sisteminin geliştirilmesi konularında fikir birliğine varılmıştır. 13. Unutulmuş veya unutulmaya yüz tutan geleneksel spor oyunları hem pratik olarak canlandırılmalı hem de bilimsel olarak ele alınmalı ve incelenmelidir. Sonuç bildirimiz bu şekildedir. Teşekkür ediyorum.